Hiç ayrılmadık. Tiyatro yaptım. Sinemada hiç beraber olmadım onunla. İçimde oktadır ama onu da söyleyeyim. Ama tiyatro yaptım. Tiyatro yaparken en güzel taraf şuydu. Göz göze anlaşırdık. Yani göz göze bakarak anlaşırdık ki bu bizim çok önemli bir durumumuzdu. Adam çok sempatik bir adamdı aslında ama hep kötü adam oynatıldığı için seyircisi de onu kötü tanıyordu. Ben rastlardım çünkü birçok yerde. Seyircisi sevgiyle yaklaşırken de ürkek adımlarla yanına gelirdi. Çünkü bakışı da sertti adamın ama kalbinin yumuşaklığını hiç kimse bilmiyordu. Benim ailemin bir parçasıydı. Kızlarımın amcasıydı. Çok zor bir zaman şu an benim için. Ama anlatmadan gidemeyeceğim bir şey yok. Çok güzel komedi oynayabilirdi ama hep kötü adam oynattılar. Cengiz'le en çok konuştuğumuz son zamanlarda enteresan bir şey. Ona derdim ki bak öleceğim, haberim olacak. Araç çekicisini trafikten getirteceğim. Kolunu uzattıracağım pencereden. Ensene taktıracağım. Öyle çıkarttıracağım. Gelenlere de aman dokunmayın ha çok pis adamdır diyeceğim dedi, derdim. Her seferinde de eğer ben seni gömdürmezsem bilirsiniz küfürlerini. Eğer ben seni hepinizin topunuzu gömdüreceğim diyordu. Yalan söylüyormuş meğer. Yalan söylüyormuş. Onun için söyleyecek çok laf var ama hangi birini söyleyeyim ki? Anlatılmaz çünkü. Ancak yaşanabilir. Ben yaşadım. Ben yaşadım. Onun için size söyleyecek hiçbir sözüm yok. Ben yaşadım. Ve buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.